Alevi örgütlerinin çağrısıyla Demokratik Laik Türkiye mitingi düzenlendi. Yüzlerce kişi Kadıköy İskele Meydanı'nda buluştu. Siyasi tutuklulardan cemevlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlanmasına kadar pek çok konu öne çıktı. Şeriatçılara bu ülkeyi bırakmayacağız mesajı verildi. Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye. Bu şiarla yola çıktılar. İstanbul, Kadıköy, İskele Meydanı'nda bir araya geldiler. Boğa heykeli önünde toplanan kalabalığa polis engel oldu, yürümelerine izin vermedi, yol müzakere sonrası açıldı. Deyişler okundu, semah dönüldü, miting böyle başladı. Pek çok Alevi örgütü, HDP eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP ve HDP'li milletvekilleri de oradaydı. Biz Aleviler bu ülkenin laik, bilimsel bir eğitimi için, insanca yaşamı için, demokrasi için buradayız. Kültür Bakanlığı'na bağladılar bizleri. Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı'nı kabul ediyor muyuz? Kabul ediyor muyuz? Eğitimin dinselleştirilmesi, siyasi tutuklular, zaman aşımına uğratılan Sivas katliamı davası, her bir konuya tek tek dikkat çekildi. Şeriatçılara bu ülkeyi bırakmayacağız denildi. Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel ve adını sayamadığımız tüm siyasi tutsaklara özgürlük istiyoruz. Sizin gibi ırkçı, tekçi, dinci, yoksul, hırsız ve şeriatçılara bu ülkeyi bırakmayacağız.